Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün Allah izin verirse arıcılıkta en önemli olan konulardan biri çıta yenileme. Çıta yenilemeyi en basit yöntemlerle size göstereceğim. Bildiğiniz gibi ilkbahar döneminde kabarmış petekler, siyah peteklerle arıyı güçlendirmeyi tavsiye etmiştim. Şimdi ise artık arılarımız güçlendi. Güçlenen arılarımızı ne yapacağız? Peteklerini yenileyeceğiz. Bakın şurada 1, 2, 3 tane yenilenmiş petek var. Ve bu arı şu anda kendi son peteğini örmüş vaziyette. Duman verdiğim için burayı terk etti. Ben Allah nasip ederse bugün şu köşeden bir tane çıtayı yukarıya çekeceğim. Kat atacağım bu arıya. Ve şuraya bir ham petek daha gireceğim. Dördüncü ham petekle 4 tane yenilenmiş, 6 tane ise geçen yıldan kalma petek olacak. Ve ben bu devir dayımı devam ettireceğim. Her seferinde alt kat dolduğu zaman şu en köşeden bir tane çıtayı yukarıya çekip şu en sona ise bir tane çıta gireceğim. Ve bunun neticesinde arının 5 tane çıtasını şu bölümü tamamen sıfır yeni çıtalarla yenileyeceğim. Arı da kış döneminde bir tane de en köşeden çıta çekip süzdüğüm için 4 tane kötü çıta, yani kötü dediğim siyah geçen yıldan kalma çıta, 5 tane ise bu yıl kabarttığımız bembeyaz çıtalar içerisinde olacak. Ve her yıl bu şekilde devir dayım edeceğiz. Bunun en önemli nedeni siyah çıtalarda arılar yumurta yaptıkları zaman arıların çok fazla kullandığı siyah çıtaların gözleri küçüldüğü için arılar ne olurlar? Arılar çıtalarındaki çıkan yumurtalar, daha doğrusu beslenilen yumurtalar zayıf ve cılız kalır. Ve işçi arılar da küçük olarak doğarlar. Beyaz çıtalar ise yeni olduğu için, gözleri de büyük olduğu için arılarımız daha iri ve iri arılar hem daha iyi geliştiği için hortumları, bal çektikleri hortumları daha çok uzun olur ve daha güzel bir çalışma yapar. Aslında çok basit bir konu. Herkesin çok basit bir şekilde yapabileceği bir şey. Yalnız önemli olan doğru ve arıyı rahatsız etmeyecek şekilde ve düzeni bozmayacak bir şekilde bunu yapmalıyız. Bakın bu arı şu anda 10 çıta. Çok düzenli, güzel bir arı. Şu en köşeden bir çıta çekip şuraya bir tane ham petek atıyoruz. Ve burada bir siyah çıta, siyah peteği burada çıkartıp yukarıya süzme bal için ayarlıyoruz. Bunu buradan çıkardığımız zaman şurada kalacak kötü peteklerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalacak. Ve bir hafta sonra ya da 2-3 gün sonra burada bir petek örüldüğü zaman aynı şekilde hemen gelip yine şu çıta, şunu kaydırdığımız zaman buradaki 9. çıta şuraya gelecek. Buraya geldiği için 2-3 gün sonra bu kez buradan çekince şu çıta da ortadan kalkacak ve 5 çıta burada kalacak. Arımızı da dediğim gibi bal sahamında bir çıta da buradan çekince şu kötü peteklerden burada 4 tane geçen yıldan kalma siyah petek, 5 tane ise bu yıl kabarttığımız beyaz tertemiz çıta olacak ve bu şekilde her yıl yenilediğimiz için arılarımız hem sağlıklı hem de daha güzel bir faaliyet yürütecekler. Çıta yenileme bu şekildedir. Farklı farklı çıta yenileme teknikleri vardır. Ama bu teknik bu dönemde kullanılması gerekir. Çünkü ilkbahar döneminde arının güçlenmesi, bu dönemde ise güçlü arının petek örmesi çok önemlidir. O yüzden bu dönemde artık petekleri yenileyebilme konusunda hiçbir korkumuz yok. Niye? Çünkü arımızı kabarmış siyah peteklerle güçlendirdik.
ve şimdilik ise arımızın çalışmasından dolayı arımıza mükafat olsun diye arımızın peteklerini Allah'ın izniyle yenileyeceğiz ve arımızı daha güzel bir hazırlıkla kışa sokacağız Allah'ın izniyle. Şimdi size kat atmayı da göstereceğim. Çok basit bir şekilde hemen bu dönemde ızgara atmıyorum. Yani niye diye sorarsanız ızgaraları arı sütü için atıyordum. Artık şu anda arı sütü için ızgara kullanmama gerek yok. Çünkü zaten arı sütü için kullandığım 20 tane şu anda üst katta çok güçlü arılar var. Bunlar ise bala çalışıyorlar. Bal dönemine de daha var. Şöyle şuradan son peteği çektim. Şurada hafiften gördüğünüz gibi bir kesme var. Bu kesmenin nedeni büyük ihtimalle ilk günlerde arılarımız ne yapmamıştır? İyi bal bulamadıkları için hafiften kesmiştir. Ama şu anda ise gördüğünüz gibi arılar tekrardan örüyorlar orayı. Büyük ihtimalle orada kapanacak. Bu arı büyük ihtimalle Belfax bir arı. Çünkü arılarını gördüğünüz gibi İtalyan ve karniyoldan üremiş bir ana arı olduğu çok açık ve net. İtalyan ve Kafkas'ın ürettiği arı ise Belfax, sarı bir ana çıkar ve çok verimlidir. Bu tabii ki zayıf arılarımdan biri. Güçlü arılar çok çok güçlendi. Şöyle bakın. Size uygulamalı olarak da gösteriyorum. Normalde çekim şu anda olduğu için rahat çalışabilmek biraz zor. Arımız gayet sakin. Arıyı çok da hırçınlaştırmak istemiyorum. Şu en son çıtayı yavrulu yavrusuz hiç fark etmez. Ballı fark etmeksizin ne yapıyoruz? Buradan alıyoruz. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bu arı Belfax arısı. Bu dönemde koltuğa kadar dahi yumurta atan bir arı. O yüzden büyük ihtimalle koltuğa kadar da yumurta atmıştır. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi koltuktaki çıtanın vaziyeti güzel bir yumurta. Son çıtamız. Hemen şunu alıyoruz. Soldan çalışıyorsak sola, sağdan çalışıyorsak sağa indireceğiz. Evet, indirdim peteği. Kapatıyorum tamamen boşlukları. Arımızın vaziyeti şu şekilde. Bakın şurada bir çıta yeri boşaldı. Şimdi ne yapıyorum? Tam şu köşeden arının çıtalarını sola doğru itiyorum. Yavaş ve sakin hareketlerle yapmamın nedeni arının hırçınlaşmaması ve arada arıların ezilmemesi içindir. Şu köşeye bir duman vereceğim. Arılar ezilmesinler diye. Benim için bir arının ezilmesi bile çok önemli. Yani ezilmemesi, özür dilerim. Bir arı ezildiği zaman gerçekten o arı için bile çok üzülüyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Peteğimiz, örülmüş peteğimiz. Hemen örülmüş peteği kendi olduğu yere koydum. Bugünden sonra petek kesme gibi bir dert olmayacak Allah'ın izniyle. Burada önceden hazırladığım güzel petekler yapmışım gördüğünüz gibi. Peteğin yapılması çok önemli. İyi bir petek demek arı için çok mühimdir. Bakın işlemi tekrardan uygulamalı olarak size gösterdim. Çıtalar şu anda gitgide beyazlamaya başladı. 1, 2, 3, 4. 4 tane ham petek örülmüş. 1, 2, 3, 5, 6. 6 peteğimiz ise geçen yıldan kalma. 2-3 gün sonra şu petek örüldüğü zaman buradan bir tane petek daha üst kata alacağım. Ve üst kata aldığım zaman buraya bir petek daha gireceğim.
O zaman 5'e 5 olacak. Ve bal döneminde ise 5'ten 1 de buradan çekeceğim. 4 tane geçen yıldan, 5 tane ise bu yıl kabarttığı tertemiz peteklerle arıyı kışlatacağım. Tabii bir aksilik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa. Petek yenileme en basit olarak benim bildiğim ve uyguladığım zaman en verim aldığım, arının düzenini hiç bozmuyorum gördüğünüz gibi. Soldan alıyorum, sağa giriyorum, soldan alıyorum, sağa giriyorum, soldan alıyorum, sağa giriyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Soldan alıp bir tane sola girebilirsiniz. Ama o şekilde yaptığınız zaman işler karışır. Petekler, eski petekler ortada birleştiği için o zaman kötü olur. Ama bu şekilde yapınca petekler sırasıyla yenilenir. Burada örnek veriyorum, 4 tane dahi kalsa önümüzdeki yıl tekrardan dizayn olarak aynı şekilde çıtaları dizayn ederseniz ne olur? Yine tekrardan o 4 petek de içerisinden çıkar ve her yıl sıfırdan petekler birbirinin yerine girer. Hatta bal uzun sürerse burada bir dahaki 2-3 gün sonra çektiğim çıtadan sonra 3-4 gün sonra bal akımı durmazsa tekrardan bir çıta çekip buraya çekersem burada 3 tane geçen yıldan kalma petek kalır. Ve o zaman daha da azalmış olur. Daha çok uzun sürerse tamamen sıfırlamış olurum o zaman. Yani buranın hepsi tamamen 10 tane bembeyaz kabarmış petek olur. Balın mevsimin durumuna göre petek yenileme yapıyoruz. Bal akımı kötü olsaydı ancak iki çıta ördürtseydik. Burada ise daha fazla geçen yıldan kalma petek kalırdı. Ve iki tane de bu yıl kabarttığımız petek olurdu. O zaman daha az yenileyebilirdik. Ama bu yıl Allah'a hamdolsun çok güzel bir yıl olduğu için bu yıl herhalde peteklerin hepsini tamamen bu yılki sıfır peteklerden yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Katı da şöyle göstereyim. Bir de şunu da unutmayın. Arılara kat atarken hiçbir zaman arının önünü boş bırakmayın. Ya bir ham petek atacaksınız buraya, önünü kapatacaksınız. Onu da şöyle göstereyim. Bu çok önemli. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde arının peteğinin önü boş olduğu zaman arı peteğini üst katta iyi koruyamayacağından dolayı hava boşluğu da fazla olduğu için ne olacaktır? Yavrular çürüyecektir. Bakın peteği şuraya aldım. Bu peteği buraya almamın birçok nedeni var. Birinci neden, şurada petekten olmasaydı, bakın petek hava boşluğunu minimumda olsa kesti. Birinci faydası. İkinci fayda, zaten arı bu mumu kendi yumurtasını kapatmak için hemen örecek. Üçüncü ise yumurtanın çürümemesi için bu ona bir bölme tahtası oldu. Yani bu şekilde üst kattaki peteği de ne yapacaksınız? Bu şekilde kapatmanız gerek. Eğer ki ham mumunuz hazır yoksa, kabarmış mumunuz da yoksa yanına bir tane bölme tahtası atabilirsiniz. Yalnız bu mevsimde bölme tahtası arıyı sıkıştırır. Arıyı sıkıştırmaya gerek olmadığı için ben bir petek attım buraya. Şimdi şu üstteki mumları temizleyeceğim. Bu üstteki mumları temizledikten sonra katın doğru şekilde nasıl atılacağını size anlatacağım. Çünkü bazı arıcılar direkt katı pat diye buraya atıyor ve arıya boşa bir işçilik yaptırıyorlar. Şurayı kapatmıyorlar. Bu bölümü şöyle şuradan en basit şekilde nasıl kapatabiliriz? Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. O da çok önemli. Yanlış bir şekilde kapatma yapıyorlar. Yaptıkları için, yanlış olduğu için şuradaki peteklerin analizini mecburen katı kaldırıp yapmak zorunda kalıyorlar. Ama benim yaptığım bu, göstereceğim bu yöntemde hiç katınızı kaldırmadan
buradan arının vaziyetini çok rahat bir şekilde izleyebileceksiniz. Şu mumlar temizlenecek. Hava serin olduğu için arılar biraz hırçın. Aslında hırçın değil de bazı arıcılara göre böyle olması bile çok uysal. Ama normalde arının hiç peteklerini terk etmemesi bile gerek şu anda. Arılarımız çok sakin. Yani şöyle göstereyim. Bu Belfax bir arı. Bakın. Elim hemen hemen arıların üzerinde. Arılarda herhangi bir tepki yok. Arılar sakin. Bakın. Gördüğünüz gibi arılar çok sakinler. Herhangi bir saldırı ya da bir hırçınlaşma faaliyeti görülmüyor. Bakın. Bayağı hızlı götürüp getiriyorum. Ama arada herhangi bir şey yok. Saldırganlık. Bir de çekiç var yanımda. Bir bakayım çekiçle vurunca ne yapacaklar. Arılar çekiçle vururken dahi bayağı sakindiler. Ben öyle gördüm. Tabii artık karar size ait. Şu eldivenimi takayım. Evet, şimdi şu köşeyi nasıl kapatacağımızı gösteriyorum. Bakın, şu ben bir torba kestim. Torbayı şu şekilde indirdim. Yalnız herkes şu şekilde torbayı indirir ama burada önemli olan bir nokta var. Bakın. Torbayı şu şekilde indirdim. Yalnız şu boşluğu kapatmadım. Şuradaki şu boşluğu. Niye diye sorarsanız, ben katı buranın üzerine indirdiğim zaman arı şu boşlukta dalak yapamayacak. Ve aynı zamanda ben katı hiç kaldırmadan üstten şu boşluğu kontrol edeceğim. Yani bu peteğin örülüp örülmediğini hiç katı indirmeden üst kattan baktığım zaman burada petek örülmüş mü örülmemiş mi üst kattan göreceğim. Ama torbayı tamamen şuraya kadar çekmiş olsaydım, yani tamamen kapatsaydım, o zaman her arıyı açtığımda katı indirip şu torbayı çekip arının buradaki faaliyetini gözlemlemem gerekirdi. Ama öyle bir sıkıntıya artık girmiyorum. Çok basit bir şekilde bu kadar bir bölümü kapattım. Bu bölümü kapattıktan sonra katı şimdi üzerine indireceğim. Ve arılarımı 2-3 gün sonra dahi kontrol ettiğim zaman katı indirmeden şuradan kendi analizlerimi yapacağım. Eğer ki arı burayı örmüşse katı o zaman indirip ne yapacağım? Arıya tekrardan bir çıta verip şuradan bir tane petek yukarıya çekeceğim. Ve bu şekilde her zaman devir daim olacak. Baktığım zaman eğer burası örülmemişse katı hiç kaldırmama gerek kalmayacak. Ve kat olduğu gibi tekrardan yerinde kalacak. Bunları tekrarlamamdaki neden birkaç kere tekrarlıyorum. Çünkü bazı arıcılar anlamadıklarını söyledikleri için birkaç kez tekrarlıyorum. O yüzden daha iyi anlaşılır olsun diye. Şimdi katı dağıtayım üzerine. Arkadaşlar, katı dağıttım üzerine. Bakın, vaziyet şu şekilde. Boşluğu kapattım. Burada petek yapabilme gibi bir lüksleri kalmadı. Şu anda arımızın vaziyeti bu şekil. İlkbahar olmadığı için ne yapıyorum? Daha önce kuluçkayı ortalamanızı size tavsiye etmiştim. Şu anda ilkbahar olmadığı için, havalar soğuk olmadığı için kuluçkayı istediğimiz yere alabiliyoruz. Boşluğu kapatmak şartıyla. Sol tarafa aldım. Kuluçka solda. Arının kuluçkalığı soldan başlıyor ve sağa doğru ise örme faaliyeti devam edecek. Bakın, şurada gözden kaçırdığımız bir nokta var. Bu çok önemli.
şurada peteğin boşluğunu almamız gerek. Şu şekilde peteğin boşluğunu alıyoruz. Burada petekte bir boşluk var. Ki orayı çok fazla şişirmesin. Petek herhalde biraz yamuk olduğu için 1 milimden daha düşük bir boşluk var. Çok önemli değil. Orayı genelini aldım boşluğu. Genel durum bu. Bu şekilde çıtalarınızı yenileyebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.